Herkese merhabalar, hepiniz hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Daniel Migrano'nun dünyadaki çeşitli turnuvalarda, işte dünya şampiyonaları olur, çeşitli poker turnuvaları olur, turnuvaları olur, oynadığı iki tane eli inceleyeceğiz Ardar'da. Kısa kısa eller olacak zaten. Bakacağız, genel olarak yorumlayacağız. Çok detaya girmeden, kabaca yorumlayacağız. İlgisini çeken arkadaşlar, kanalda diğer videolar var. O videolara da bakabilirler. E ee, tabii dışında bir sürü oyuncu var. Tom Phil Filalmud vesaire. Yani e, Gırla iyi oyuncu var. Yeni nesil oyuncular da var. Line Slav işte e, jungleman, vızvız bir sürü e, GTO oyuncuları da var. Ama Nigra'na bir semboldür ve biz de bu sembolü de devam ettireceğiz, inceleyeceğiz. Şimdi başlatalım. E, ben bir noktada durduracağım. işte araya gireceğim. Onun üzerine devam edeceğiz. No, don't actually don't. Don't show? I recommend. Oh, yeah. You recommend I don't show? I, I, no, I was going to say gonna show one. Scott's no, no, I was going to say show two or zero. Don't show one here. Don't oh, show one? Because that's needle -ish. Yeah, yeah. That's what I was going to say. Two or zero. I'm going to show... Oh, two, one. I'm going to go with my lawyer and go with zero. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Fast forward six years, and at the very same event, he's still outplaying some of the best in the game. Daniel likes to play. He calls the raise of 30,000 carry cats, folds, chidwicks out, Brian Kenny folds the small blind, Mustafa can it in the big, gets out of the way. So the two chip leaders go heads up to the flop. Şimdi pre çok çok zor bir durumda değilseniz tıfoldamanıza gerek yok. Zaten deyipler kitaptan da yani solver staff'tan da teyit ettim. 2-2 ile ben bir tereddüt ettim. Yani UTG artı 2'den solda bir sürü oyuncu var. Tribetlenme ihtimaline karşı acaba kol ediliyor mu diye. 40 big blind ile şöyle. 40 big blind ile UTC artı 1'in açılışına karşı çok küçük bir porsiyonda kol ediyorsunuz. %10-15 civarında ama 60 big blind ve üstüyle %80'ler %70'ler civarında 2-2 ile kol ediliyor. Uh, yani, o birazcık şeyinizle alakalı, stack Ama hamle doğru. What do you think Daniel's thinking about? Six five three. Daniel does not have a set, but this is a flop he can convince himself his deuces are good on twenty-eight thousand. Ivan Luca makes a continuation bet. It's a very small continuation bet. Small CBATs are in right now, but it does make it very easy for your opponent to float you. Remember, this event is playing with a shot clock. Every player has 30 seconds per decision. Daniel decides to raise, makes it 95,000. Now, this isn't going to get many better hands to fold, but he can fold out hands that have decent equity, like two overcards. Şimdi arkadaşlar gelen flop 536 Rainbow. Rainbow ne demek? Ee, yani üçü de farklı renklerde demek. Baktığınızda floba utg artı birinin range'ine hiç uyan bir flop değil. Yani biz utg artı birden 5, -5 -3 -3 -6, 6 belki kısmen açılış yapıyor olabilir 6, -6 ile ama genelde overcard'lar veya overpair'leri verebiliriz utg artı birinin Şimdi şey range'ine. utg artı 2'nin range'ine çok uyan bir flop da değil ama Baktığınızda yani big blind olsaydın ekranda çok daha tehlikeli olacaktı ee, bu check race. Çünkü Luka cbet e yapıyor yapması gerektiği gibi. Böyle bir board'da yutici artı 2'ye karşı sibet yapabilirsiniz. Hatta big blind'e karşı da sibet yapabilirsiniz. Ama Nigrano big blind'de oturmuş olup check raise ediyor olsaydı çok daha tehlikeli olacaktı. Şimdi burada yaptığı check raise neyi temsil ediyor? E, ee, flash ihtimali olmaması biraz kötü tabii. 7-8 olabilir. Yani open-ended olabilir. 6-6, 6-5, 5-5, 3-3 e gibi elleri temsil ediyor olabilir. Belki de Nigrano'nun elinde 7-7, 8-8 gibi bir kart olabilir ve bununla float etmek yerine herhangi bir overcard gelme ihtimali karşı bir raise deniyor olabilir. Bu da ihtimaller de aynı Luka'nın çok fazla zaten opsiyon yok. Yok burada re-raise edemez. fold etmesi de fazla tight olur. call edecek fazla şansı yok. Yalnız tabii burada önemli olan flop oyunu değil. Flop oyunu belki standart Nigrano float de, float de Edebilirdi. Ama Nigrano da raise ederken şunu düşündü. Ben float edersem eğer ee, sonraki Street'leri rahat oynayamayabilirim yani Nigrano burada diyelim float etti ee, yani turn'de bir kart daha geldi 9-9'da bir daha betledin Nigrano bu sefer fold etmek zorunda kalacak Dolayısıyla burada doğru hamle ya fold etmesiydi ya da check-raise gitmesiydi Nigrano check-raise gitmeyi Tercih etti bunun tabi bir sürü sebebi olabilir yani Luka neticede tanımıyorum ben belki amatör bir arkadaştır ee, Ya da Nigrano'ya karşı bir üstünü kuramamıştır ee, Bir read-based bir şey olabilir hamle olabilir Gibi Luka'nın da dediğim gibi burada çok fazla opsiyon yok ama Luka kendini biraz şimdi baskı altına almış oluyor. Burada kol ettiğinde face up oluyor bir miktar eli. Ee, çünkü neyle kol ediyor yani asking olabilir, as queen olabilir, olabilir ya da overpayler olabilir. E, Nigrano turn river'da diyor doğru baskıları kurarsa e, zaten Luka'yı fold Bakalım ne olacak devam ediyoruz. He's get called by Luca with his overpair. The raise by Daniel might also just buy him a cheap Chris spades on the turn, powering the board. Luca now an 86% favourite. He checks. The Şimdi Nigrano da çek geçiyor. Arkadaşlar 3 neyi değiştirdi? 6 gelmiş olsaydı Luka için daha iyiydi. Ya da 5 gelmiş olsaydı Luka için daha iyiydi. Niye? Çünkü Nigrano raise ettiğinde 5-5, 6-6 ve 5-6'lı elleri temsil ediyor. 7 e, veya 8 gelmiş olsaydı da Luka için daha iyiydi. Bu dolaylı doğ, doğrudan e, Nigrano'nun elinde straight draw olma ihtimalini ve 7-6, işte 7-5 gibi kombinasyonları, 8-6 gibi kombinasyonları direkt olarak düşürmüş oluyordu. Ama 3 çok değiş, değiştiren bir kağıt değil. 3-3 dışında Nigrano'nun zaten temsil ettiği check raise'ine istinaden herhangi bir el yok. Preflop line'ını da işin içine katarsak 3-5 ile kol ettiğini varsaymıyoruz. 3-6 ile kol ettiğini varsaymıyoruz. Dolayısıyla 3 çok bir şey değiştiren kağıt değil. Lucas standart olarak çek geçiyor. Nigrano da çek geçiyor. Nigrano niye çek geçiyor bilemedim. E, <laughs> Luka'nın üzerinde baskı kurmak yani şöyle düşünmüş olabilir Nigrano. Gelen 3 Hiçbir şey değiştirmedi. Dolayısıyla Luka'nın eğer elinde bir overpair varsa flopta ben check raise ettim. Call etti. Turn'de bir daha betlersem onu da call edecek. Ve dolayısıyla ben boşu boşuna potu büyütmüş olacağım ee, diye düşünmüş olabilir Nigrano. Ve bu yüzden check geçmeyi tercih etmiş olabilir. Bu bir potu bırakma check geçmesi midir? Yoksa e, river'da tekrar değerlendirme check geçmesi midir? Bunu göreceğiz. Luka'nın bakış açısından bakıldığında ise e, onun için iyi bir hamle tabi yani çek geçiliyor olması çip showdown yani ucuz showdown'a gidiyor. Zaten yorumcular da Nigrano için bu çek rezi yaptığında bir önceki streette şey dediler. Acaba çip showdown mı kovuluyor? Yani çip showdown ne demek? Eğer Luca agresör olursa flop'u bekleyecek, turn'u bekleyecek, river'ı da bekleyecek. Dolayısıyla Nigrano çok zorlanacak ve muhtemelen fold edecek. Ama Nigrano çek raise ederse ve lead'i eline alırsa Tönde çek geçme, şu an çek geçme şansı var. Kini Tekim'de öyle yapıyor. Aynı şekilde River'da da çek geçme şansı var. Dolayısıyla pot çok büyüyemiyor. Yani Luka'nın hamle şansı azalmış oluyor. Bu da bir seçenek. Ama Nigrano'nun bakış açısında bir de şöyle bir durum var. Luka'yı fold ettirmek istiyorsa potu büyütmek ve baskı kurmaya başlamak zorunda bir an önce de. Buradaki çek tartışılır ama görece doğru bir çekti diyebiliriz. Devam edelim bakalım. Eight on the river. Lucas still ahead with nines. Check. Now that looks like a check to induce to me. Pretty sure Lucas confident. Şimdi burada böldüm kusura bakmayın. E, ee, 8 neyi değiştirdi? Zaten flash e, yoktu. 8 ile e, olan bir şey var mı? Yani, Nigranlı'nın de bir ihtimal 7-9 varsa işte 5-6-7-8-9'dan straight yakalamış oluyor ama 7-9'da böyle bir şey yapmış, yapması çok olası değil. Dolayısıyla e, strat potansiyeli şu anda yani yok denecek ya da 4-7 olması lazım. 4-7 ile de böyle bir şey çok bana mantıklı gelmedi. E, yani 4-7 daha doğrusu şöyle 4-7 tabi sıraydı ama yani 4-7 ile UTC artı 2'den zaten kol ediyor olmazdı diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla çok straight potansiyeli yok. Ama 8 neyi değiştirdi? Nigran önünde bir şekilde 8-8 varsa şu an sete döndü. Ufak bir ihtimal. bir ne, Ufak bir kombinasyon sayısı. 6-8'ler 2-pair yakaladı. Eğer Nigran'ı Tupay'la yani 6 ile raise etmeyi tercih ettiyse e, flopta. Ama Luka'nın burada çeki biraz enteresan. Nigro'nun turn'de çek geçerek bir tık e, zayıflık gösterdi. Her ne kadar kendi argümanları olabilecek olsa da. Luka burada bir e, bir bet yapabilirdi. E, ufak bir bet yapabilirdi. Ha, şey tartışabiliriz. Neyden value alırdı, neyden alamazdı? Ya da blocker bet mi? Blocker bet olarak mı yapabilirdi bunu? niye blocker bet dediğimi de uzun uzun açıklamak istemiyorum. Yani neden neyden veli olabilirdi? Neyden alamazdı? Tabii tartışabiliriz. Nigrano'nun elinde olması muhtemel elleri tek tek yazdığımızda ama bu sefer video çok uzayacak ve bilmeyen arkadaşlar sıkılacak. Gerek yok. buradaki çek biraz tartışmaya açık bir çek. Bence çok sağ, ben sağlıklı bulmadım. Ufak bir bet yapılabilir belki. Çek raise edilirse tabii şey ufak bet yapılabilir. Raise edilirse fold edilebilir. gibi gibi. And he's got the best hand. Nigrano ne yapacak burada bakalım. 284,000 in the pot. Daniel bets ridiculously big, 400k. Wow. Şimdi Nigrano 400 betliyor. Yani neredeyse e, 1.8 katı falan e, ortadaki potun. Böyle betlemesinin sebebi de şu. Şimdi Luka'nın elinde Nigrano'na bir sürü kombinasyon veriyor ama artık Luka'nın river çekine istinaden muhtemelen asixli bir kağıt ve de tam olaya da tam olarak yani asixli bir kağıt bir air sadece showdown value'su olan aslan veya tam olarak Luka'nın elindeki gibi bir kağıt olduğunu tahmin ediyor Nigrano. Ee, pot size bet yaparsa veya işte 50 60 gibi standart betlerden yaparsa önlerinde görüyorsunuz 1.5 milyona yakın çip var ikisinin de. Dolayısıyla bunu kol etmesi olası. Luka'nın. Ama böyle bir bet yaparsa, over bet yaparsa ve isminin ağırlığını da kullanırsa kullanırsanıgra, e, rakibi fold ettirebileceğini düşündü. Söyleminde de haklı çıktı. E, ne riskli mi riskli evet yani 200 bin için böyle bir e, şey yapmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Ama e, yapıyor ve başarılı da oluyor. And Luca folds. That was not the bet he was trying to induce. Daniel's reputation earns him a win there. Bluffs like that from him are few and far between. That win will see Daniel Negreanu take the chip lead up over two million. But for all his superpowers, Daniel is not infallible, as Hollywood star Kevin Hart proved in the Cash Challenge. Daniel's in the hand. Yes, sir. Come get it. <laughs> <laughs> yeah, I'm about to beat Daniel. <laughs> oh my god. <laughs> just a little raise. 300. 300 on the top. Just three. Just three. Okay, just because it's you. So you raise 400. Oh, jeez. The water is warm. The water is warm. The water is warm. Come get in the pool. Come get in this pool. <laughs> Bad call. Come yeah, so in <laughs> Şimdi e, Kevin Hart'tı sanılıyorsam bir komedyenmiş ben de baktım bilmiyordum cehaletime verin kusura bakmayın siz biliyorsanız. E, Daniel Nigran'a bu da bir cash game turnuvası bu arada keşke M şampiyonası gibi bir şey. Kevin UTG'den raise ediyor. Yanlış. Solver'dan baktım. Six Max'te Jack onla böyle bir şekilde raise etmek. Yani Jack on off sheet'le raise etmek yanlış. UTG'den. Daniel'ın kolu ee, doğruydu yanılmıyorsam. Levin kolu da doğruydu yanlış hatırlamıyorsam. Zaten Big Blind'de artık her şeyde neredeyse kol ediyorsunuz. Daha doğrusu şöyle. Solver genelde Small Blind'den kol etmiyor. Yani hiçbir pozisyondan kol etmiyor. Six Max'te. Tribetlemeyi tercih ediyor her zaman için Dif defense stratejisi bu ee, ama şöyle Daniel hesabını yani Kevin amatör Daniel profesyonel dolayısıyla çok önemli değil Solvarın ne dediği bu noktada Liv de kal ediyor Liv de profesyonel arkadaşlar. <gülüyor> 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 this was <cool>. equally bad. So <laughs> this isn't is magic. This is it. Yes, the main games. Three-way to the flop. A pair for Daniel. <gülüyor> 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 Check. Stop it stop it. He really is hilarious. This is tough, man. Cause I told you this is where I get confused. Pre-flop, I knew what to do. But then after the flop, then we the Get... You're like, wow. Ah, do I keep bluffing yeah. or not? All right, I'll, I'll, check. I'll check. Şimdi Jack geçmesi doğru aslında. Niye doğru? Bence. Benim fikrim tabii. Katılırsınız, katılmazsınız. 9-7-2. Jack e, bir flash draw var ortada. 9 ve 7 var. Small blind'la big blind'e rengine çok uyuyor bu kağıtlar. 9977 97 straight draw'lar, flush draw potansiyelleri. Kevin'in elinde flush yani sadece jack spade var. 2 tane yani iki tane overcard var. Burada sibet denenebilir mi? Ya bence denenmemesi gerekiyor. Çünkü mutlaka bu ikiliden bir tanesi kol edecek. Özellikle profesyonel olduklarını da e, hesaba katarsak. Çok denememesi gerekiyor. Çek geçiyor, doğru olanı yapıyor Kevin. Oh, I screwed this hand up already? Should led for 50

E, Daniel bunun farkında değil mi? Farkında. Ama Daniel Nigran'ı betlemeye başlamak zorunda. Çünkü elinde de 7 var. Betliyor. Kevin Cole diyor. Şimdi şunu sorabiliriz Kevin'a. elinde hiçbir showdown veriyon yok. Showdown veriyosu olmadığında insanlar genelde sibet yapma eğilimindedir. Burada madem kapatacaksın şey madem kol edeceksin o zaman neden flopta ufak bir sibet denemedin %25'lik veya %30'luk bir sibette de denenebilirdi hatta duruma göre belki %20'lik sibet bile denenebilir. Ee, ama burada e, Kevin kol etmeyi tercih ediyor. Papaz açılıyor olmasına rağmen ki elinde de yok. Bakalım river'dan olacak. The river card is an ace. Daniel still good. Oh shit. That's really bad for me. Check. You're a liar. You got ace. You're a liar. You got ace.

Overcard. Kevin Orange'a daha çok uyuyor. Artı Kevin'ın turn'de flop'u çek geçip turn'de kol etmesi Daniel'da biraz şüphelendirdi zannedersem. Dolayısıyla Daniel hem de diyor ki elimde 7 var. Eğer Kevin tamamen blöf yapıyorsa problem yok. Benim elimde neticede de bir showdown videosu olan 7 var diyor. Ve çek geçiyor. Bence doğru olanı da yapıyor. Kevin de burada betliyor. 600 betliyor. Betlemek zorunda çünkü betlemezse kazanamayacağını biliyor. Peki burada Nigrano ne yapacak bakalım? Nigrano tamamen karşısındakini bir amatör olarak düşünüyor arkadaşlar. Ve tabii bu biraz şov masası da. He's Daniel, The hand. I missed everything! And I bet it like I had it! <laughs> Yes. Yeah! Everybody, I just love Daniel. He did. it's true. Yeah. There you get applause. You getting applause. Yeah. <laughs> it was so easy. It was so easy. I didn't know you had that kind of capability. It wasn't even right tough. There. It was so easy. That was some high-level play. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, daha detaylı videolar, daha detaylı analizler bulmak için kanalın geri kalanına bakabilirsiniz. Bu tarz fanetler var. Onun dışında e, temel eğitim serileri, poker el analizleri, turnumalar vesaire bir sürü içerik var. İncelerseniz abone olursanız çok sevinirim. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere keyifli oyunlar, keyifli haftalar dilerim.